Ben İrem Tok. Genel olarak işlerimde insan, doğa ve medeniyet ilişkisi üzerine odaklanıyorum. Özellikle insan merkezli bakış açısı, insanın bilgi yoluyla doğaya hükmetmeye çalışmasıyla ilgili eserler üretiyorum diyebilirim. Bu anlamda, bu bağlamda işlerimde ansiklopedileri, kitapları, tarih kitapları gibi bir takım bilgi sembolü olan aslında nesneleri de kullanıyorum. Ve aynı zamanda bunları çeşitli mimari modellerle ya da kendi yaptığım seramik aslında heykellerle de birleştiriyorum diyebilirim. Çok çeşitli farklı malzemeler kullanıyorum ya da işte bazen yaptığım işlere çizim dahil olurken bazen işte seramik olabiliyor, bazen daha hazır nesneler olabiliyor, bazen animasyon ve videoda olabiliyor. Sahadaki projem ise sahaya geldiğimde aslında ilk başta imece üzerine çalışmayı düşünmüştüm. Ancak gelip giderken sürekli Haliç Köprüsü'nden geçmem ve daha önce de su üzerine çalıştığım için aslında Haliç bir şekilde beni cezbetti ve böyle Haliç üzerine araştırmalar yapmaya başladım. Ve bu anlamda bir takım böyle işte kitaplar, tezler böyle işte Haliç'in hem geçmişiyle ilgili, işte hem biyolojik yapısıyla ilgili, işte farklı dönemlerde zaten hepimizin bildiği bir kirlilik sorunu da var. Bütün bu süreçleri içeren bir araştırma da yaptım. Ve orada çok enteresan, kendim de tabii son dönemde seramik yaptığım için enteresan bir şeyle karşılaştım. Eskiden Osmanlı dönemi ve öncesinde, hatta Bizans zamanında da Haliç'in çamurundan seramik ve porselen yapılıyormuş. Hatta Eyüp çevresinde de bolca seramik ve çömlek atölyeleri varmış. Bu bana çok ilginç geldi ve bir anda aslında Haliç'in çamurunun o potansiyeli bana böyle ben ne yapabilirim, acaba ben de yapabilir miyim sorusunu aklıma getirdi. Ve bu konuda da bir sembolik bir şey seçmeye karar verdim. Bu da Osmanlı döneminde yine yapılmış olan Eseri İstanbul isminde bir seri porselen ve seramik aslında eser var. Burada da işte arkada eserleri de görüyorsunuz. Bunlar üzerine gidebilirim diye düşündüm. Çünkü burada da enteresan bir şey var. Çünkü bazı kaynaklara göre bu Eseri İstanbul'un malzemesi yani çamurunun Haliç'ten geldiğini söyleyen bazı kaynaklar, bunun olamayacağını söyleyen farklı kaynaklar da var. Ve ben de projemde kendim acaba bunu yapabilir miyim ya da kendi aldığım çamurla tekrar acaba seramik yapmak mümkün olacak mı sorusuyla aslında hareket ettim diyebilirim. Ve Haliç'in çeşitli bölgelerinden, işte Haliç'in üzerinde biliyorsunuz adalar var, Bahariye adaları. O adalardan çamur örnekleri aldım. İşte çeşitli kıyılardan çamur örnekleri aldım ve bunları böyle sanki bir tür işte süreçlerden geçirerek seramik yapmaya uygun hale getirmeye çalıştım. Ve bu proje hala aslında benim için bitmiş bir şey değil aslında. Bu sürecin sonunda hala araştırmalarım devam ediyor. Aslında yapmaya çalıştığım şey sanırım Haliç'in dünü ve bugünü arasında bir bağ kurmaya çalışmak. Yeni bugünden hem geçmişe hem de bugünün birçok hem ekoloji anlamında hem şehirleşme anlamında Haliç'e tekrar bakmakla ilgili bir iş diyebilirim.